aslında insanlardakiyle aynı. Onların da metabolik olarak yavaşlaması, iç organları da zarar veriyor. Dolaşımla da ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Çok aşırı kiloya bağlı olarak solunumla ya da kalple ilgili ya da yürümeyle ilgili sıkıntılar yaşıyor. Çünkü eklemlere binen yük arttıkça bu sefer çok daha farklı sorunlar çıkıyor. İşte yürüme güçlükleri, eklemlerde problemler, bel fıtıkları aynı insanlardaki gibi. Ve aslında hiçbiri de tek başına seyretmiyor. Mutlaka bir sorun başladı ama devamı geliyor. Kısırlaştıktan sonra birazcık daha kilo almaya meyilli oluyorlar. Ama baktılar ki hani belli bir sınırı artık aşmaya başlıyor. O zaman öncelikle bir veteriner ekme kontrolü, bir klinik kontrolü şart. Çünkü bu bir sağlık problemine bağlı da olabiliyor. İşte genelde tiroid hastalarında da kilo problemi olabiliyor. Bir genel kontrolü yapıldıktan sonra beslenmesi düzenlenip eğer ki çok aşırı kilolu değilse evde hani bir takım oyunlarla kilo kontrolü sağlanabiliyor. Daha da artarsa ve kontrol altına alınamazsa ya da evde herhangi bir şekilde bu süreci yönetemezlerse o zaman mutlaka bizler devreye giriyoruz. Hani insanlardaki gibi onların da beslenmeleri düzenlenip egzersizlerle sağlıklı bir yaşam elde etmelerini sağlıyoruz. O taburcu kelimesi birazcık daha hastaydı, iyileşti. O negatif düşünceyi aslında kabul etmek istemiyorum. Çünkü hani sadece obezite değil, engelli hayvanlarla da ilgilendiğimiz için ağır vakalarımız var. Aslında onların da hayata tutunması için mutlu olmalarına ihtiyacımız var. Burada baktığınız zaman aslında bazen yürümeyi, bazen oyun oynamayı, bazen hatta görmeyi bile sonradan öğreniyorlar. Aslında onların hayatı ikinci kez başladıkları nokta oluyor. O yüzden de yeni hayatlarını güzel devam etsinler diye mezuniyet diyoruz.